Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asrı innel insanı lefî husr illezîne âmenû ve amilû salihâti ve tevassav bil hakkı ve tevassav bil sabr. Sadakallahul azim. Aslen Akşehir'in Kundulu köyündenim. 1936'da köyümüzde doğdum. Annem Ilgın'ın Güneypınar köyünden. Dayım rahmetli bizim köyde baba, dedem rahmetli çok koyunu varmış. Oraya çoban durmuş bizim köye. Dedemgile. Ondan sonra dedemgile çoban durduktan sonra annem rahmetli de Güneypınar'da yabancı bir adama vermek istemişler. Anam da razı olmamış. Babam da bekarmış. Dayım rahmetli babamı tavsiye ediyor. Gidiyorlar. Annem rahmetli alıp geliyorlar. Babam, dedem rahmetli 10 tane veya 9 tane koyun kesiyor. Bir düğün yapıyorlar. Babam rahmetliye veriyorlar. Annem Hatice, babam Musa. Köyün hatibidir. Babam Burdur medreselerinden mezun 1315'liydi. 40 sene köyün hatipliğini yaptı. Dolayısıyla ben 10 kardeşim. 6 oğlan, 4 kız. Benden 2 yaş küçük olanlar vardı. Rahmetli babam onları hafız etmek istermişmiş. Onlarla o günün behrinde bir boğmaca diye bir hastalıklar vardı. O hastalıklardan dolayı ikisi rahmetli olunca sıra bana geliyor. Diyor ki, dayım rahmetliye telefon ediyor, diyor, Sabri diyor bir şey yapalım, hafız yapalım. O da, onun da evladı yok. Hem evlatlık böyle yanında gezdirmek için hem de hafız yapmak için beni alıp geliyor. 1942. Daha evvelden köyümüzde Tobal Hoca diye bir hoca vardı. Kur'an'ı, elifbayı, bütün namazlıklarımı onda okudum. Ondan sonra dayım rahmetli geldi, beni aldı. Kadınan'ın Kamışöz köyüne geldik. Orada beni başlattı okumaya. Yüzünden okurken bir müddet sonra hafızlığa başlattı. 2 ay, 3 ay sonra o köyü terk etti. O zaman köylerde bilirsin imamlar böyle ücretli olurdu. O köyden ücreti bitince Koşmer köyüne geçtik. Koşmer köyüne geçince orada hafızlığıma devam ettim. Ta 12. sayfaya kadar orada ezber yaptım. Bir gün böyle rahmetli dayımın hanımı beni banyo yaptırıyor. Rutubetli bir odaya yatırıyor. Orada ciğerlerim üşüyor, hatırlıyorum. Hafızlığa başlayamadan, devam edemeden köye gidiyorum. Köye vardım. O günün behrinde Türkiye'de zatürrenin ilacı da yok. Avrupa'ya da 6 tane hap getirdiler Avrupa'dan. Onunla tedavi ettiler. Ondan sonra tekrar dayıma gelmeden Akşehir'in müftüsü Hacı Süleyman Efendi var. Hem Akşehir'in müftüsüydü, hem Kur'an kursu hocasıydı, hem İplik Camii'nin imamıydı. Şimdi babam rahmetli de onu çok severdi. Kıraatı da güzel idi. Kendisi de Sultan Hamid'in saray hocasıydı. Cumhuriyet böyle Osmanlı Devleti lev olunca Cumhuriyet'te bütün bu hocaları topluyorlar. Kendisi aslında Selanikli. Ankara'ya topluyorlar. Ankara'da diyorlar ki bunu nereye istersin? İşte Akşehir'i isterim diyor. Akşehir'e hem müftü oluyor, hem Kur'an kursu oluyor, hem İpilki Camii'ye imam oluyor. Neyse, geldik biz ona başladık. 12'den başladım. Orada devam ettim, hafızlığı bitirdim. 1946 sene. 46 senesinde Yunak kasabası vardı, o zaman kaza değildi. Yunak kasabasının Turgutlu köyünde Hoca İsa diye bir alim vardı. Onun kardeşi de Hafız Ali vardı.
Tuzlukçu, şimdi kazan mı? O zaman nahiyeydi. O da orada hoca. Babam rahmetli de, Hacı Süleyman rahmetli, Akşehir'e vardığında Hafız Ali mihrabı onu geçirirmiş. Çok güzel Kur'an okurmuş. Dedi oğlum dedi, biraz da tecvidi ondan oku dedi. Akşehir'den Hafız'ı bildirdikten sonra tecvidi okumak için Tuzlukçu'ya geldim. Tuzlukçu'da 3 ay, 4 ay onda tecvid okudum. Tecvid okunca Hafız Ali, şimdi ben ondan ders alacağım da o benden ders almaya başladı. O da hafızlığını sağlamak için beni fırsat bildi, benden şey almaya başladı. Dinlemeye başladı beni filan. Baktık benim hafızlık çok sağlam. 30 sefer hafızlıktan sonra sağladım. Ondan sonra dedi ki bana, sen dedi vaktini zayi etme. Turgut'ta benim kardeşim var, Hafız İsa, Hoca İsa. Oraya Arapça okutmaya gönderelim seni dedi. Peki dedim. Ondan sonra köyden araba çağırdık, beraber bindik. Zemherinin de tam ortası böyle. Bir dağ yolundan böyle Turgut'a vardık. Turgut'a vardık ama Turgut'ta da bir kış oldu. Kar böyle, bir metre kar oldu. Bir hafta orada kaldık. Hafız Ali'nin evinde. Neyse bir müddet sonra yol açıldı. Yunak tarafından Tuzlukçu'ya geldik. Benim yataklarım falan Tuzlukçu'da. Abim rahmetli Tuzlukçu'dan beni aldı, köye getirdi. Köyden de Turgut'a yataklarımla beraber götürdü beni. İsa Efendi'de başladık. O zaman Halk Parti devri. Biz Hafız İsa'da okurken 10-15 kişi varız. Ondan sonra Ömer Uçar Hoca derlerdi. Bilir misin bilmem. Çöllü diye bir hafız vardı. Onlarla beraber 15 kişi falan varız şeyde okuyoruz. Hocada okuyoruz. Ben yeni emsaliye başladım orada. Fakat jandarmalar bizim okumamızı duymuşlar. Bizi baskın yaptılar. Hemen hocayı Deredes'te götürdüler şeye. Talebeleri dağıttılar. Orada Piripaşa'da bir Hüseyin Efendi vardı. Kimisi oraya gitti. Ben de köye geldim. Köyde dururken dayım rahmetli yine çıktı geldi. O benim hafızla çalıştırdı dayım. Beni aldı Konya'ya getirdi. Konya'da Hacı Veysade Mustafa Efendi'ye teslim etti. Piripaşa'da imam. Piripaşa'da talebe okutuyor. Aziye'de de imam. Şimdi o zamanın Behrin'de böyle bir cenaze olduğu zaman da cenazenin altı üstü vesaire olurdu, para getirirlerdi. Paraları bize dağıtırdı. Efendime hatim olurdu. O zaman 10 para vardı, 20 para vardı. 1 kuruş var, 40 para vardı, 100 para vardı. 25 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş, 1 lira. Böyle paralar vardı. Daha fazla yoktu para. Ondan sonra rahmetli Hacı Veysaid Efendi dağıtırdı talebelere parayı. Arttı mı Allianz Hatiker birer daha derdi falan, böyle bir de alırdık. Neyse burada 3 sene kış bir geldik, yaz köye gittik. Cemil Efendi rahmetli vardı Çiğilli. O da Akçami'de imam. Onun oğlu vardı Ali, bilir misin? Bir de Mustafa vardı yeğeni. Onu da bilirsin. Özdemirler. Bunlarla beraber Cemil Hoca'da da başladık şimdi okumaya. Hem Hacı Veysade'ye gidiyoruz, hem de buraya devam ediyoruz Akçami'de. Ondan sonra bir müddet okuduktan sonra yazları yine köye gidiyoruz. Kışları geliyoruz derken 950 seneye geldik. 50 senesinde bıraktım, köye gittim. Köyde başladık abimle beraber ziraatçılığa. Bir müddet ziraat ettikten sonra benim askerlik yaklaştı. Askerlik yaklaşınca köyde de bir çapraz bir adamın kızına gönül verdim. Babam rahmetli, anam rahmetli hiç istemiyor o adamın kızını almayı. Ben de ona meylettim. Babam rahmetlinin gönlü, annemin gönlü olmayınca da onu alamıyorum. Bir müddet böyle gittikten sonra ben dedim ki o kız gelin oluncaya kadar ben de evlendiğim yok dedim. Sizin gönlünüzü kırmamak için dedim. Neyse o gelin oldu.
Rahmetli annem ona benzer bir kızı gidiyor, dünür oluyor. Ben kızı bilmem, görmedim. Onun babası Denizlili. Denizli'nin Çardak kasabasının Gölcük köyünden. Orada da babaları rahmetli oluyor. Bizim köyde de dayıları var. Bizim köye naklediyorlar. Bizim hanım da en küçükleri. Neyse, onu dünür oluyorlar. Ben kızı görmedim. Dediler ki seni nişanladık. İyi. Şeye gideceğiz. Nikaha gideceğiz. Resmi nikah yapılacak şeyde, Akşehir'de. Orada da benim amcamın oğlu vardı, Dele Bayram diye. Köyün de muhtarıydı. Demişler ya şimdi belki görür, beğenmez falan. Bunu vekaletine alalım da vekaletle nikahını kıydıralım diyorlar. Orada da görmedim. Ondan sonra neyse esas düğün oldu. Eve geldi, gelin geldi. Bu sefer gelini getirmediler. Vekalet aldılar. İmam nikahında orada kıydılar. Bundan sonra biz zifafa girdik. Ben yeni hanımı tanıdım orada. Ondan sonra hanımı tanıdıktan sonra 3 ay mı ne durdum. Harman zamanı böyle bir sap çekiyoruz. O zaman düven sürüyorlar, sap çekiyorlar filan derken köyün bekçisi geldi. Dedi ki senin askerlik şeyi çıktı dedi. Askere gideceksin. Peki askere gidelim. Hemen indik. Para da yok. Babam dedi ki rahmetli bir araba buğday tutalım. Götürelim, satalım, sana hem harçlık verelim, hem de askere git oğlum dedi. Peki dedik, köyden iki kişi asker olduk. O Amasya'ya gitti, ben de İzmir Bornova'ya. Ondan sonra cebimize o günün beşinde işte o buğdayın parasını verdiler. Gittik askere, İzmir'e Bornova'ya gittik. Bornova'da 4 ay askerlik yaptıktan sonra İstanbul'a, İstanbul'dan dağıtım oldu Kemerburgaz'a. Kemerburgaz'da topçu tabirine verdiler. 26 ay askerlik yaptık. Ondan sonra özetle geçiyorum. Askerlikten terhis olduktan sonra bunun büyüğü bir Salim vardı. 57'li. O rahmetli oldu. 59'da bu doğdu. Bu Salim doğdu. Onun adını buna verdik. O şekilde 58'de askerden geldim. 60'ta benim ilim merakım yine aynı hiç bitmedi. Ya dedim ben yine bir Arapça okumaya gayret edeyim. Hafızlığım kuvvetli. Köyümüzün yakınında Ilgın'a bağlı Çavuşlu köyü var. Bilir misin bilmem. Orada Seydişehirli Alican diye bir adam var. Oraya geldik. Orada okurken bizi 2 ay 3 ay okutmadan bizi vaaza göndermeye çalıştı. Ya ne okuttuk ki bize nasıl vaaz edeceğiz biz dedik. Bir mübarek gün böyle Berat gecesi vesaire falan. Artık hocaya pek şeyimiz kalmadı. Ben dedim burada okumayacağım. Oradan hocadan müsaadeyi aldım. Isparta'nın Karaağaç köyünde bir Mehmet Hoca diye bir hoca var. Oraya gittim. Oraya gittim. Oraya vardım. O da sene 960. 60 olunca inkılap oldu. İnkılap yüzünden bizi talebe okutamadı. Bir ay durduk, iki ay durduk filan dedik. Bütün arkadaşlar var. Mesela Doğan Hisar'dan olsun, şuradan buradan 10-15 kişi varız. Hoca gelip bize ders vermedi. Ne yapalım? Yataklarımızı, yorganlarımızı affedersin. O günün berinde araba da yok. Eşeklere sardık. Doğan Hisar'ın bir köyüne, Kara diye bir köy var. Oraya getirdik, koyduk. Köye gittim, harmanı kaldırdıktan sonra bizim köye seneler önce Boğaz gelirdi, Hızır Hoca. Trabzon'un Of kazasından Hızır Başak diye bir hoca gelirdi. Ulan dedim, ona gideyim ya, Arapça okumaya. Ondan sonra ne yaptım? Buradan hemen otobüse bindim. Ankara'ya vardım. Ankara'dan Samsun'a vardım. O zaman direkt otobüsler yok. Samsun'dan Trabzon'a vardım. Trabzon'dan Of'a gittim. Of'a hocanın köyüne vardım.
Orada Arapçaya başladık. Biraz da burada kafiye kadar okudum ya. Biraz onların üzerinden geçtik. Ondan sonra camiye falan başladık. Cami şeyine başladık. Orada 3 sene, 1,5 sene kadar okudum. 1,5 sene okuduktan sonra oranın rutubetli havası beni romatizme yaptı. Hastalandırdım. Hastalanınca ne yaptım? Oradan 3,5 sene okumuştum orada. Okuyamadım. Tekrar köye geldim. Doktorlara gittim. Mesela her tarafım romatizma oldu. Bizim köyde de o zamanın Behrin'de bir Aliman diye bir adam vardı. Kara doktor böyle. Bizim Akşehir'de de 2 doktor vardı. Bir Süleyman Bey, bir Aziz Bey. Bütün hastalıkların hepsine bakarlardı. Bana dedi ki, sen dedi çok gezeceksin. Eklem romatizmeler olmuşsun dedi. Çok gezeceksin. Hatta dedi bir tüfek al, avcıyla devam et dedi. Akşama kadar gez. Bu mafsallara sular indiği zaman sarı suları onları da iğneyle al dedi. Bunlara tam 6-7 sene devam ettim. Ve elhamdülillah o hastalıktan biraz kurtuldum yani. Sene 970. 970'te köyde tabii kardeşlerimiz var. Hepsi evlendi. Ben de evlendim. Çoluk çocuğumuz oldu vesaire falan derken babam rahmetliye dedim. Baba müsaade edersen ben ayrılayım dedim. Peki oğlum dedi. Ayrıl dedi. Bana biraz yardım ettiler. Geldim Konya'dan Tekke Mahallesi'nden bir 8.000 liraya bir arsa aldım. 970'te. Ondan sonra Harman sonunda rahmetli babam bir araba buğday daha verdi. Ondan sonra onu da sattım. Geldim arsanın üzerine bir ev yaptım 5.000 liraya. Yekün ev 12.000 liraya mal oldu. Ondan sonra köye gittim. Köyden traktör aldım. Bunları da aldım, çocukları da aldım, yüklettim. Konya'ya geldim. Evin de çatısında falan şey yok, kiremit falan yok. Ondan sonra Konya'ya da yeni beton kiremit diye bir kiremit fabrikası açıldı. Kanalın ilerisinde. Ondan sonra tanesi 30 kuruş. Dediler ya bir beton kiremit daha iyi olur. Gidelim oradan alalım gelelim. Efendim gittik oradan yeterince hesap ettik. Aldık geldik evin üzerine kiremiti koyduk. 17 sene Tekke Mahallesi'nde oturdum. Fakat o arada da belediyede de işte belediyede girdim çalışmaya başladım. 5 sene belediyede çalıştım. 5 seneden sonra Konya müftülüğüne kadrolar geldi. 70 tane kadro geldi. Oradan belediyeden müsaade aldım. Konya müftülüğüne müracaat ederek orada Hacı Hanım Camii'ne müezzin olarak imtihanı kazanarak oraya tayinimi çıkardılar. Orada başladım. Orada başlarken baktım ki Şems Camisi'nin Osman Karabulut hocama bir iftira ile camiden uzaklaştırıyorlar. Osman Kesek diye bir hocam da vardı. O da para şeyini yaparken onu da uzaklaştırıyorlar. Beni oraya müezzin olarak Ahmet Sakarya hocam da hoca olarak oraya gönderiyorlar. Neyse orada 5 sene görev yaptım. 5 seneden sonra yine tekrar gerisin geri camime, Hacı Hanım Camii'ne gerisin geri geldim. Ondan sonra Ahmet Sakarya hocam dedi ki sen dedi hafızın kuvvetli. Seni dedi Ulurma Kur'an kursuna dedi hafızlara, hafız sınıfına verelim dedi. Oraya gittim 15 sene Ulurmak'ta hafızları okuttum. Orada Kabı Camisi'nde hafız merasimleri yaptırdık vesaire. Çok hafız yetiştirdim orada. 200 tane falan hafız yetiştirdim. Ondan sonra 83'te 68'de bir Haç kabilesine hoca olarak şey olduk. O zaman çölde asfalt falan yok. Çölden gittik. Çölden hacılarla beraber geri döndük. Geldik neyse Kesirim'den gidiyorum bunları. Ondan sonra 82'de de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bizi kafile hocası olarak bir kafile hoca gönderdiler. Hasan Çanakkale diye bir arkadaşım vardı, bilir misin?
Onunla beraber de o bir otobüste, ben bir otobüste. O zaman da yine çölde asfalt yok. Çölden gideceğiz. Ürdün'ün Maan kasabasını geçtikten sonra çöle giriyoruz. Çöle girerken orada çölün içerisinde, kumların arasında sivri bir taş bizim otobüsün dış tekerini yardı. Yarınca otobüs orada kaldı. Otobüsün lastiğini tamir ederken Hasan'la beraber dedik ki ya şöyle kenara çekelim, biraz istirahat edelim. Gündüz sıcakları çekince, orada biraz da gece saat 12-1 falan yaklaşınca, kumda biraz serinleme olunca oraya yat yedik, orada uyumuş kalmışız. Uyumuş kalmışız fakat biz kalktık, bizim kafilede hiçbir kimse kalmamış. Kafile gitmiş. Hasan ne yapacağız lan? Ne yapalım? Geriden gelen kafileler olur dedi, onlara bineriz. İleride dedi kafilemizi buluruz, oraya bineriz. Şey dedi. Orada sonra kalktık, oraya vardık. Geriden baktık bir kafile geldi. Onlara karıştık, otobüslere birine o bindi, birine ben bindim. Çölün ortasına vardı ki orada bizim kafile baktık yatmışlar. Biz hemen haberleri olmadan oradan otobüsten indik, oraya karıştık. Ondan sonra neyse, vazifeyi yaptıktan sonra ertesi sene 83'te beni yine göreve yazdılar. Tekrar yine gittik. 83'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin cümle kapısından Babu Selam'dan girdik. İçeriye girerken bir sarı sakallı bir adam karşıma çıktı. Uzunca boylu, hafif sarı sakallı. Efendim, selamun aleyküm dedi, elimi tuttu, aleyküm selam dedim. Efendime söyleyeyim. Bu arada onunla musafa yaparken arkadan bizi tanıyan bir hacı geldi, bana bir selam verdi. Selamun aleyküm dedi. Ben dedi kafamı çeviresiye baktım, adam kayboldu. Hızır aleyhisselammış. Sağıma baktım, soluma yaptım, kimse yok, adam yok. Neyse, pişman olduk efendim. Kendi kendimize biraz şey ettik falan. Neyse, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini ziyaret ettikten sonra neyse o senede haccımızı yaptıktan sonra geri döndük. Ondan sonra 90'da yine bir hac şeyi daha ilave ettiler bize. Bir daha hacca gönderdiler. Bir daha hacca gittik geldik. Efendime söyleyeyim, 94'te de emekli oldum. Emekli olduktan sonra hanımla beraber 4 ay 95'te 4 ay kalmak üzere Ramazan'da gittik, orucu orada tuttuk, kurban da kestik, geri geldik 4 ayda. Ondan sonra ikinci bir sene yine benim yeğen hacı kafilesi götürüyordu. Amca dedi, koca olarak gidersen seni yine götürelim dedi. Bir 4 ay daha gittik. 96'da bir 4 ay daha kaldık orada. Ondan sonra gerisin geri geldik. Ondan sonra emekli olduktan sonra işte dedik ya emekli olduk. Tekke Mahallesi'nde gürültü zırıltı çok. Dedim şeye gidelim. Çarşıdan bir ev alalım. Yapıcı siteler var. Şems'in yakınında bilir misin bilmem. Oradan bir daire aldım. Orada 10 sene kadar oturdum. 10 sene oturduktan sonra soğuk hava deposu vardı, Kapı Camisi'nin hemen ilerisinde. Onun yanında bir ilk katlı bir ev çıktı. Ya oraya 8 bin liraya onu aldım. 3 sene orada oturduktan sonra 30 bin, 40 bin liraya sattım o evi. Ondan sonra geldim burayı 15 bin liraya aldım. O aradaki paralarla da oğlanları ev vermeye başladık. Falan. Ondan sonra tam buraya geleli 22 sene oldu. Gittim 1 liraya, metresi 1 liradan Sille Bağları'ndan bir yer aldım. 1000 metre, 1000 lira para verdim. 30 lira da komisyon verdim. 60-70 ağaç diktik. Şimdi oğlanlar bakıyor, ben pek gidip alakalı ilgilenemiyorum. Efendime söyleyeyim, aşağı yukarı buraya geleli de 22 sene oldu. 22 senedir de o zaman Erenköy'ün camisi yeni yapılıyordu. Hacı Tahir Efendi'nin mahallesi Erenköy'de yeni yapılıyordu. Benim bir düngürüm vardı, Kayserili, sıvacı da Hacı Tahir Efendi'ni o sıvadı. Camiyi de o sıvadı. Biz de ta ileriden gelirdik, Hacı Tahir'in vaazını burada dinler, gerisin geri giderdik yani.
O zaman Ramazanoğlu Camii var şurada bilirsin. O zaman falan o yoğurdu. 83 yılında o yapıldı. Buraya geldikten sonra oraya devam etmeye başladım. Hocalar, hafızlar geliyor. Çürük hafızlar hani. Hatmiyle namazlara başlıyorlar falan dediler. Ya bize Fatihlik yapar mısın? Yaparım dedim. Zaten biz başka bir şey yaptığımız yok. Hiç olmazsa size Fatihlik yapalım. Birkaç tane orada hafızlığını sağladığım adamlar hafızlığını sağladıktan sonra Avrupa'ya hoca olarak gittiler. Birkaç tanesini böyle gönderdik. En sonunda Ahmet Hoca vardı. Erenköy'ün hocasıydı. Ahmet Hoca. Oğlu da şimdi Ramazanoğlu Camii'nde müezzin. Orada yine hatmiyle devam ederken Sultan Selim İmam Hamam Mevlid Efendi vardı bilirsin. O da emekli oldu. Dedim ki Hacı Zahir Efendi'nin camisi de yapıldı. Sen dedim buraya Fatihli ol. Ben de dedim Hacı Zahir'in camisine gideyim orada Fatihli yapayım dedim. Ben dedim şimdi onu o Mevlid Hoca'yı oraya bıraktık. Ben de Hacı Zahir Efendi'nin camisine devam etmeye başladım. İşte burada da vaktimizi geçiriyoruz. Ben Salim Altuntaş, babam Sabri Altuntaş. Efendim 1959 doğumluyum. İlkokulu köyde okudum. Köyde bitirdim. 1970 yılında Konya'ya geldim. Tahsilimi ortaokul, lise ve yüksek İslam Enstitüsü'nü Konya'da tamamladım. Efendim 39 yıl öğretmenlik yaptım. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Aydın'da, efendime söyleyeyim, Malatya, Darende, Gedikağızı'nda, efendime söyleyeyim, Konya'ya geldim. 10 yıl Yunak'ta görev yaptım. Yunak'ın bütün köylerini gezdim. Orada Yunak İmam Hatip Lisesi'nde görev yaptım. Daha sonra Konya'ya geldim. 15 yılda Konya'nın çeşitli yerlerinde görev yaptım. Yani ilk öğretim okullarında din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmenliği yaptım. 2023 yılında da emekli oldum bu şekilde. Babamın en çok merak ettiğim konularından bir tanesi o ilim aşkının o 1936-1940'lı yıllardaki o sıkıntılı zamanlardaki ilim aşkını nasıl elde etti onu bir türlü çözemiyorum. Yılmadan. Evet, o sıkıntılara rağmen nasıl böyle memleket gezerek Ofa kadar gidiyor. Ofa kadar gidiyor. Ya, nasıl bir aşk, nasıl bir ilim aşkı? Onu bir türlü çözemedim. Yani inşallah biz de onun gibi olmaya çalışırız diye ümit ediyorum yani. Benim elini öper iki tane çocuğum var. İki tane de torunum var. Efendime söyleyeyim bu şekilde emekli olduktan sonra Surutas'ta bir yer aldım. Orada efendime söyleyeyim vaktimizi geçiriyoruz. Gençliğe neler söylersiniz? Gençliğe neler söyleriz? Efendim çok yani çok basit, çok kolay bir soru. Aslında çok cevap vermesi çok zor bir soru. Yani biz 1970'li yıllarda okuduk. Şimdiki nesil 2023-2024 nesiller arasında çok farklar var. 54 sene geçmiş. Efendime söyleyeyim. Tabii nesiller arasında çok fark var. Bu zamanları çok iyi bilmek lazım. Zamana göre çocukları, zamanın şeyine göre, ruhuna göre çocukları yetiştirmek gerekiyor. Babamgil'in zamanında çocukları okumak, okutmak daha bir değişikti. O zaman sevgi, saygı biraz daha azmış. Yani rahmetli babamın dayısı babamı hafız yapmış ama yani sevemezmiş çocukları. Sevemezmiş. Uyuduktan sonra severmiş babamı. Yani düşünebiliyor musun? Şimdiki nesilde farklı. Şimdiki hafızlık sistemi şimdi de var ama o zamanki şartlar çok farklı. Yani eğitimci kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yöneticilerimiz işte bunları dikkate alması lazım. Zamanın ruhunu iyi bilmesi lazım. Yani Hazreti Ali'nin de bir sözü var biliyorsunuz, çocuklarınızı zamana göre yetiştirin diye. Efendime söyleyeyim işte bunlara dikkat etmemizde fayda var diye düşünüyorum. O zamanın Behrin'de Trabzon'dan bir hoca geldi bizim köye Ramazan'da vaazlık yapmak için. Vaazlıktan sonra da Şam'a gitmek arzusunda ilim tahsil etmek için. Rahmetli
Babama dedi, ben bu çocuğu götüreyim, beraber ilim tahsil edelim Şam'da dedi. Annem rahmetli de dedi, ben evladıma kıyamam, ben kurbede gönderemem dedi. Beni o şekilde Şam'a gitmekten geri bıraktılar. Ondan sonra biz Türkiye'de yani gezmeye başladık. Fakat Türkiye'deki o zamanki gençlikte ben belediyede çalıştığım zamanlarda hiç açık kadın göremedim. Ben 5 sene çalıştım. Hep gittiğim evlerde elektrik tahsilleri, su tahsilleri yaptığında kadınlar böyle bürgülü görülmezlerdi. Yani gençlik böyleydi. Ama şimdiki gençlik mesela 54 sene geçti. 54 seneden sonra şimdi affedersin çıkmaya başladılar. Hani durum bu. Eskiden böyle gayet muntazam Piripaşa Mahallesi vardı bilirsin. Konya'nın Piripaşa Mahallesi'nde elektrik tahsilatı şey bendeydi. Hacı Kaymak bendeydi. Şeker Mahallesi bendeydi. 2000 abonem vardı. 2000 abonenin 1000 abonesini bir ayda, 1000 abonesini bir ayda yapardım. Demek istediğim yani böyle bir açık kadın görünmezdi. Okullar 5 sınıflıydı, 5 seneliydi. O okulları 12 seneye çıkardılar mecburi olarak. 12 seneye çıkardıktan sonra da o zamanın Behrin'de televizyon yoktu. Ben Tekke Mahallesi'nde otururken Avrupa'da bir Melut diye bir komşumuz vardı, Melut diye. Avrupa'dan bir siyah beyaz televizyon getirmiş. Bizim mahallede Allah Allah bütün millet sırayla o beyaz siyah beyaz televizyonu seyretmek için kuyruğa girerlerdi böyle. Ondan sonra bu gençliği bozan birinci televizyon. İkincisi akıllı telefon. Üçüncüsü 5 seneyi 12 seneye mecburi olarak çıkarmaları. Dördüncüsü de faizler, haram lokma. Eskiden faiz azdı, çok azdı. Banka azdı, faiz azdı. Bütün millet şimdi faizle iştigal ediyor. Bütün milletin haram lokması vesairesi, bir haram lokma yiyen bir kimsenin 40 gün namazı kabul olmaz diyor hadis-i şerifte. Bu bakımdan yani gençliğin böyle bu hale düşmesinin sebeplerinden bazıları bunlar. Ben özetleyebildiğim bunlar yani. Kudüs'e efendim bir dedim bu yaşı ilerledi, ipi işlerledi. 93 senesinin Hıdrellez zamanında dedim kaç son zamanda bir şey yapayım dedim. Aile de öldü. Bir de maaşım vesaireden para aktardı kaldı. Ve dedim ne yapayım bunları Afrika'ya gönderdim. 30 bin lira verdim hanıma, bir kuyu açtırdım oradan. Ondan sonra Ermenek'te bir caminin halılarını döşedim. Ermenek'te yine bir çeşme getiriyorlarmış. Onun parasını 10 bin lira oraya verdim. Ondan sonra 20 bin lira okuduğum medresenin buzdolaplarını vesairelerini aldım oraya. Yani elhasılı ve kelam böyle hayır hasenata sarf ettim. Dedim en sonunda dedim ya bir de Umre'ye gideyim. Umre'ye gittim. Ondan sonra orada da bir ay Umre'de kaldık. Ondan sonra geriye geldim buraya. Dedim ne yapayım? Bir de Kudüs-i Şerif'e ziyaret ettim. Peygamberimizin 3 şeyi var. Bir, Kabe-i Muazzama. İkincisi ben Peygamberimizin Mescid-i Nebevisi. Üçüncüsü de Kudüs-i Şerif'i ziyaret etmek. Dedim bu üçünün ikisini ziyaret ettim. Bir Kudüs kaldı dedim. Bu sefer Konya'dan baktım şirketlerde hiçbir Kudüs'e giden şirket bulamadım. İstanbul'a telefon ettirdim. Burada bir şirketten. İstanbul'da bir şirket buldum. Onlar Kudüs'e gideceklermiş. Konya'dan oraya bir kişi olarak gittim. Uçağla buraya gittim. Yeni yapılan İstanbul Hava Meydanı'nda benim uçak en sağdaki yere iniyor. İsrail'e gidecek olan da uçak en soldaki perondaymış. Gece yarısı saat 11'de filan İstanbul'a indim. Sabah namazına kadar yürüdüm, ancak şeye bulabildim yani İsrail'in gideceği uçağı bulabildim yani. Bu kadar büyük yani. Ondan sonra neyse oraya vardım. Bana hiç o İstanbul şirketi sahip çıkmadı. Sahip çıkmayınca orada kapıda uçağa bineceğim. Orada listeye baktılar. Sabri Altuntaş listede isim var. Ha tamam, ben uçağı aldılar. Uçağa bindikten sonra Tel Aviv'e indik.
Tel Aviv'e indikten sonra bütün kafilenin hocası, hacıları vesaire o Kudüs'e ziyaret edecekler. Orada toplandılar, orada gördüm onları. Orada vardım ki dedim beni de kabul eder misin hiç kimse dedim. İstanbul'dan bir arkadaş var, Erzincanlı. Metin Üsündağ diye bir kafile hocası. Tabii dediler ama biz ilgilenmediğimizden dolayı senden özür dileriz dediler adamlar peşine. Peki dedik. Ondan sonra devam ettik gari beraber Kudüs'e vardık. Tel Aviv'de uçaktan indik. Oradan otobüse bindik. Kudüs'e vardık. Kudüs'te bir otel var. Müslüman bir otel. Orada yemeğimizi vesairemizi her şeyimizi orada veriyorlar. O şekilde Zeytin Dağı diye bir yer var. Zeytin Dağı bilirsin. Onun yakınında bir otelde orada konakladık. Ondan sonra Kudüs Şerif'i ziyaret ettik. Ondan sonra çeşitli yerler var dışarılarda. Efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kudüs'e gönderdiği bir mübarek zat var. Hemen Süleyman Aleyhisselam'ın mabedinin dışında kabri var. Hanımı da Şeddad İbni Evs diye bir şey var orada. Onları ziyaret ettik. Meryem validemizin kabrini ziyaret ettik. Efendime söyleyeyim İsa Aleyhisselam'ın evini ziyaret ettik. Doğum yerini ziyaret ettik. İsa Aleyhisselam'ın efendim şeyini büyüdüğü evi tekrar karşılıklı orayı kilise yapmışlar. Orayı da gördüm. Ondan sonra oradan şeye gittik. Halilurrahman Camisi. Oraya gittik. Orada bütün İshak Aleyhisselam vesaire filan onları ziyaret ettik. Oradan sonra şeye gittik. Ürdün tarafında Lut Gölü'ne vardık. Lut Gölü'nden sonra Beri'de bir şehir var. Hurmanın bol olduğu bir şehir. Orayı İsrail almış şeyden, Ürdün'den. Bol hurmalık var. Oranın ismini bilemiyorum. İşte o şehre vardık. O şehirde de Musa Aleyhisselam'ın kabri var. Orayı ziyaret ettik. Orada hurmalar aldık. Hurmalar aldıktan sonra tekrar şeye geldik. Kudüs'e geldik. Kudüs'ten efendime söyleyeyim tekrar ziyaret ettik. Tel Aviv'e geldik. Tel Aviv'e gelmeden Yafa diye bir yer var. Yafa diye bir yer var. Türkiye'den Mahmut Paşa diye bir adam oraya Osmanlı devrinde gönderilmiş. Mahmut Paşa Camii diye bir cami var. Gördün mü bilmem yani. Orada bir vakit namaz kıldık. Çarşıyı gezdik, bir karın doyuralım, bir lokanta aradık. Hiçbir Müslüman lokanta yok. Bir tane Müslüman yer var. Oradan da biraz bir şeyler aldık. Bir dondurma almak istedim. 7 dolar. Bizim Türkiye'nin parasıyla 250 liraya falan geliyor. Dedik bu da kafire nasip olmasın diye dondurma da almadık. Soykırımı devam ediyor. Hala da devam ediyor. Ve yani Müslümanların hiçbir dünya Müslümanların da orada bir faydası olmadı. Fazlaca Türkiye meşgul oluyor. İşte oraya yiyecek, içecek vesaire falan gönderdiyse de yani böyle soykırımın önüne geçilecek bir acil şey bulamadılar. Hala devam ediyor yani.